Bravo de. Hadi de bravo. Mahmut de. Hep dede. Hani yok pararım ben. Çıkar yat elini. 15 Mart 1990. Tıpta bir ilkin tarihi. Organ naklinde bir dönüm noktası. Öncüsü ise yeniden yaşam yolculuğunun mimarı Profesör Doktor Mehmet Haberal. 31 yıl önce bugün Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan coğrafyada çocuklarda ilk kez canlıdan segmantel karaciğer naklini gerçekleştirdi. Gül İsmet Mert'ten alınan kısmi karaciğer oğlu Çağdaş Anıl Mert'e nakledildi. Bu sayede binlerce çocuğun yeniden yaşam yolculuğu başladı. Onlardan biri de 2,5 yaşındaki Mahmut Taşdelen. Annesi Emel Taşdelen'den alınan karaciğerle tutundu yaşama. Konya'da oturuyoruz. Mahmut doğduğundan beri karaciğer sorunları var. Nakil oldu, şu anda çok iyi, çok şükür. Daha da iyi olacak inşallah. Buradan herkese organların yani bağışlamalarını isterim. Toprak olmaz yerine hastalara şifa olmalarını, yardımcı olmalarını isterim. Sebahat Özdemir ise 16 yaşındaydı karaciğer nakli olduğunda. Şimdi Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Transplantasyon Biriminde çalışıyor. 1990 senesinde Haberal Hocam ve ekibi tarafından kadavradan karaciğer nakli oldum. 31 yıldır burada çalışıyorum, evlendim, oğlum var. Birinin organları 6-7 kişiyi kurtarmak demektir. Toprak olacağına yaşatalım. Buradan bütün hocalarıma, özellikle Haberal Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin, hep var olsunlar. 15 Mart'ın 31. yılında yeniden yaşam yolculuğunun mimarı Profesör Doktor Mehmet Haberal, sağlık neferleriyle birlikte çıktı kamera karşısına. Çocuklarda karaciğer naklini yapmaya nasıl karar verdiğini, sonrasında yaşananları ve bugün gelinen noktayı anlattı Haberal. Denver'de kaldığım işte 1 Ocak. 1974, 30 Haziran, 1975, tam o 1,5 senelik zaman içerisinde Almanya'dan Denver'a yani bize gönderilen bir 12 yaşlık kızcağız, karaciğerinde kocaman kitlesi. Hadi buna bir şey yapılmaz ama bir de sarsıl görsün dedik. Geldi hoca, işte baktı, işte o karaciğeri büyük ekseriyetini çıkardı, küçücük bir karaciğer kaldı şimdi. Herhalde bir yaşamaz dedim ben ama o yaşadı, sonra balerin oldu, tamam mı? Öyle olunca tabii benim hakikaten bir bakıma önüm açılmış oldu. 8 Aralık 1988'de ülkemizde Orta Doğu'da ilk kadavradan karaciğer transplantasyonu başlatmıştık. Ama esas benim hedefim canlıdan karaciğer transplantasyonuydu. 15 Mart 1990'da İşte burada gördüğünüz çocuğumuza annesinin karaciğerinin sol tarafını takmak suretiyle ilk ameliyatı başlatmış olduk. İşte bu ameliyat hakikaten o dönemde ülkemizde, Orta Doğu'da, Orta Asya'da ve Avrupa'da ilk başlatılan ameliyat oluyordu. Bu şekilde hakikaten adeta transplantasyonda yeni bir kapı açılmış oluyor idi. Oradaki hedefimiz alıcıya da gerekli hassasiyeti göstermek ve karaciğerin sol tarafını alıp hastaya takmaktı. İşte bu şekilde açılan kapı artık bugün dünyada birçok kronik karaciğer hastası, çocuk ve erişkin hakikaten yeniden yaşam kazanmasını sağlıyor ve gerçekten bu canlıdan karaciğer transplantasyonu özellikle akrabalar arası karaciğer transplantasyonu kastediyorum. Maalesef yakın zamanlarda, bugün de zaman zaman akraba olmayanlar arasında da bu ameliyat yapan yerler, ülkeler halen mevcut. Tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yönergeye göre işte 3. ve 4. derece akrabaya kadar iş uzatıldı. Son dönemlerde uygulanan yöntem çapraz transplantasyon. Örnek işte karşımıza eş geliyor. Kan grubu uyuşmazlığı var. Karşısında başka bir eş var. Onlardan kan grubu uyuşmazlığı var ama karşılıklı iki taraflı kan grubu uyuşuyor. İşte o ameliyatları bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla önemli olan akrabalar arası bu ameliyatların gerçekleşmesi. Hakikaten işte bugün ya işte çok şükür ülkemiz özellikle bu konuda gerçekten önemli mesafe kat etmiştir ve şu anda biz canlıdan
transplantasyonla dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız. Tabii bu konuda katkısı olan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Başta İhsan Hocam olmak üzere. Başarı gerçekten bu ülkenin başarısı, işte bu Atatürk arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyetin başarısı. Ne diyorum ben? Ne mutlu ki ülkemiz var. Ve bu ülke olduğu sürece biz ülkemizi hizmet etmeye devam ederiz. Ve işte başkent bunun için var. Omuz omuza çalıştığı meslektaşları da 15 Mart'ın tıp tarihindeki önemini anlattı. Haberal'a teşekkür etti. Doğru zamanda organa ulaşmak mümkün olmadığından hayatlar kaybolabiliyordu. Daha sonra yavaş yavaş özellikle yine gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, sonra belki Japonya'da başlayan çalışmalarla canlıdan karaciğer transplantasyonu gündeme geldi. Ama hala Avrupa'da bu konuda ciddi adımlar atılmamıştı ki Sayın Hocamızın bütün Avrupa'da, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da yaptığı ilk canlıdan karaciğer nakliyle başladı her şey. Ve bizim gibi organ nakli konusunda yeterince organ bulma şansına sahip olmayan ülkeler için, bekleyen hastalar için yeni bir umut ışığı oldu. Kısmi karaciğer nakli yapmak hele o zamanlarda son derece zor, hala da zor ve kendi için büyük riskler barındıran bir durum. Bu zor ameliyatı, bu zor zamanlarda ve 1990 yılında hocamızın gerçekleştirmesi, bu tekerin dönmesi dünya içinde bir ilk adım oldu. Bildiğiniz gibi bölgemizde ve Avrupa'da ilk yapılan bir nakil. Onun için bu çocukların hayata kazandırılması, kadavradan organ teminin yetersiz olduğu ülkelerde canlıdan bu naklin yapılması son derece önemli. Onun için başlangıçlar her zaman çok zor, çok zahmetli olur. Hocam bu zor ve zahmetli durumu bizler için kolaylaştırdı. Kendisine, bütün çocuklar adına teşekkür etmek istiyorum. İlklerin gerçekleştirdiği kurum Başkent Üniversitesi. İlklerin mimarı Profesör Doktor Mehmet Haberal. Onun ekibinde çalışmak hepimize gurur veriyor. Ama bir yandan sorumluluğumuzu da bir kat daha arttırıyor. Umarım daha büyük gayretlerle daha başarılı, daha sağlıklı sonuçlar almaya devam edeceğiz. O dönemde yaşamaz denen çocukların şimdi birçoğunun düğünlerini görüyoruz, eşlerini görüyoruz. Hatta onların bile hamile kalıp çocuk doğurduğunu görüyoruz. Hocama bunları o zamanlarki zor şartlarda başardığı için ben de teşekkür ediyorum. Ondan öğrenecek daha çok şeyimiz var diyorum. Hocam 30 yıl önce bu çocuklara hayat bahşetme yolunu açmış ve bize de bu ekibin bunu bahşedebilmenin bir parçası olma şansını tanımış. Hem bu çocuklar adına, hem ekibimiz adına, hem kendim adına teşekkür ediyorum hocam. Biz de o çocuklarımızı üniversiteye giderken, çalışırken, evlenirken, çocuklarına bakarken görmek ayrı bir hazını duyuyoruz. Bu hazı bize yaşattığı için hocama çok teşekkür ediyorum. Hem böyle bir kurum kurduğu için, hem tıpta bu ilerlemelerde önderlik ettiği için, bizi de ekibinde barındırıp bize bu şansı verdiği için tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eğitim ve deneysel çalışma yapmak için Kazakistan'dan gelen cerrah Miltıkbay Rasmahanov, ülkesine katkılarından dolayı Profesör Doktor Haberal'a teşekkür etti. Bundan sonra Profesör Haberal çok insanlara Kazakistan'da yardım ettiler. Yeni teknoloji kullanıp Kazakistan'da karaciğer ameliyatların, transplantasyonların başladı. Bu şekilde Profesör Haberal'a çok teşekkür ediyoruz Kazakistan doktorlarına. Profesör Doktor Mehmet Haberal organ bağışı çağrısını yineledi. 21. asrın en önemli özelliği gerçekten geçmişte imkansız gibi görülen imkanlı yapılabilir hale getirilmiş olmasıdır. Bir taraftan akrabalar arası canlıdan tabii transplantasyonu gerçekleştirirken, diğer taraftan sağlam organlarıyla aramızdan ayrılan insanların organlarından da ne kadar çok yararlanırsak o kadar daha fazla kronik organ hastasına yeniden yaşam kazandırırız. Dolayısıyla biz diyoruz ki organlarınızı bağışlayınız, birçok kronik organ hastasına yeniden yaşam sağlayınız. Çünkü bu hastaların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Ben diyorum ki herkese, bütün dünyaya diyorum ki kronik organ hastalarını yeniden yaşam yolculuğu başlatınız.